çeşitliler. Et, tavuk eti ve balık nasıl marine edilir? Marinasyon nedir ve nasıl yapılır sorularını merak edenler bugün sizleri çok önemli bir bölüm bekliyor. Marinasyonun tüm sırlarını ve en özel püf noktalarını öğrenmeye hazır mısınız? Marinasyona geçmeden önce hangi eti marine edebileceğinizi bilmenizde fayda var. Pancetta, bonfile, gerdan, mermer şeklinde alabileceğiniz steak etler marine edilirse çok lezzetli olacaktır. Marinasyon için yassı olacak etleri tercih edin ve 1,5 parmak kalınlığında kestirin. Böylece marine sosu etin her yerine dağılabilir. Kalın bir et kullanırsanız etin dışı marine olur fakat içine işlemez. Bir soğan rendesi, 1 veya 2 diş ezilmiş sarımsak ile 1 çay bardağı zeytinyağı karıştırılarak temel bir marine sosu elde edebilirsiniz. Damak zevkinize göre kekik, biber ve tuz da ekleyerek marine sosunuzu karıştırın. Burada mümkünse taze baharatlar kullanmaya dikkat edin. Çünkü toz baharatlar pişirme esnasında yanabilir. Hazırladığınız sosun içine eti ekleyin ve güzelce harmanlayın. Kullandığınız kabın ağzının kapalı olmasına özen gösterin. Ve mümkünse bir gece önceden hazırlığınızı yapın. Eğer vaktiniz az ise en az 2 saat olacak şekilde etlerinizi marine sosu içinde dinlendirin. Marine ettiğiniz eti dondurmayın. Aksi halde etin üzerinde kalan buzlar etin tadını bozmaya neden olabilir. Tavuk eti zaten kendi başına çok lezzetlidir. Ama terbiye edildiği zaman çok nefis ve yumuşacık olurlar. Her türlü terbiye işleminde mutlaka zeytinyağı bulundurmaya özen gösterin. Bolca sarımsak kullanmak işin diğer lezzet sırlarından biri. Limon, balzamik sirke gibi asitik malzemeler de kullanabilirsiniz. Ama tavuk etini en güzel yumuşatan malzemelerin başında yoğurt, kefir ve yoğurt suyu geliyor. Yoğurt ve kefir tavuk etiyle bütünleştiğinde onun yumuşacık ve lezzetli olmasını sağlıyor. Üstelik diğer baharatların ve malzemelerin tavuğa daha nefis bir şekilde geçmesine de yardımcı oluyor. Tavuk etini isteğinize göre tavada, ızgarada ya da fırında pişirebilirsiniz. Balık etinin ise ne kadar süre marine edileceği, etin kalınlığı, balığın sıkı veya gevşek etli, filato veya bütün olması ve marinasyonuna bağlıdır. Örneğin çupra, levrek, dil gibi orta sıkı etli balıklar için en fazla 30 dakika. Kılıç ve yılan balığı gibi daha sıkı etli balıklar için 45-60 dakika marinasyon önerilir. Dondurulmuş balık kullanıyorsanız balığı önce çözüp ardından marinasyona bırakın. Çözme işlemi buzdolabında yapılmalıdır. Balığın marine sosuna sirke, limon suyu, zeytinyağı, baharat ya da aromalı otlar eklenebilir. Süt, sulandırılmış tarhana, yoğurt, soğan, sarımsak ve kereviz yaprağı ya da tozu da marine etme işlemi için kullanılabilir. Marinasyon süresi tamamlandıktan sonra balığı çıkarın ve fazla sosu süzerek kurulayın. Bu, balığın pişirilme sırasında daha iyi kızarmasını sağlayacaktır. Mutfak diyalarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.